akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. ...18 Mayıs'tan itibaren esnemiz izniyle evleri terk etme kararı iptal edildi. Ve Bakü, Sumgayet ve Apşeron otoyollarında karantina postları kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Ehsen Zeytoğlu'dan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu altındaki genel merkeze göre karantina rejiminin hafifletilmesinin bir parçası olarak vatandaşların 18 Mayıs'tan itibaren SMS izniyle evlerini terk etmelerine izin verme kararı iptal edildiğini, artık sürücüler ve yolcular SMS iznine gerek kalmadan evlerinden ayrılabileceklerini, bu nedenle otoyollarda karantina dileklerine gerek olmadığını belirtti. Zeydov aynı zamanda ülke vatandaşlarının karantina kurallarına uyma üzerindeki kontrollerin devam ettiğini de sözlerine ekledi. Bakü, Sumgayet ve Apşeron'un yanı sıra ülkenin yoğun nüfuslu bölgelerinde polis kontrolü devam ettiğini, parklarda ve reaksiyon merkezlerinde insanlar belirlenen mesafe göre çalışmasına izin verilen ticari tesislerin yanı sıra sosyal mesafeyi izleme, tıbbi maskeleri kullanmaya devam ettiğini, bu nedenle kolluk kuvvetleri bu alanlarda hizmet vermeye, tesislerin işleyişini kurallara ve sosyal mesafenin korunmasına uygun olarak izlemeye devam edeceklerini belirtti. Azerbaycan'da ilk kez Bakü Yüksek Petrol Okulu'nda online mezuniyet çalışmalarının savunması başlatıldı. Azerbaycan'da ilk kez Bakü Yüksek Petrol Okulu'nda online mezuniyet çalışmalarının savunması başlatıldı. Üniversitenin 5. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri diploma savunmasını yapmaya başladılar. Savunma süreci nihai devlet tasdiki ve İhtisas Bilim Konseyi üyelerinin katılımıyla MC Teams çevrimiçi platformunda canlı olarak düzenlendi. 2019-2020 akademik yılında müfredatın tüm koşullarını yerine getirmiş ve öğretilen tüm konularda sertifikayı başarıyla geçmiş olan petrol ve gaz mühendisliği, kimya mühendisliği ve proses otomasyon mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerinin savunulması devam etmektedir. Aynı zamanda teknik sistemlerde bilgisayar bilimi ve yönetimi bölümünden proses otomasyon mühendisliği bölümünden mezun olan 2. sınıf yüksek lisans öğrencileri de diploma savunmasını online olarak yapmaktadırlar. Yeni emeklilik yasası tasarısı, emeklilerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak bir emekli aylığından istisnasız bir tür emeklilik aylığından diğerine geçme hakkını öngörmektedir. Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanlığı'na göre Emeklilik Kanunu'nun 34. maddesine göre bir emeklinin yaşlılık aylığından engelli aylığına transferi sınırlıdır. Yani yaşlılık aylığı alan bir kişi engelli aylığına hak kazanırsa yaşlılık aylığını reddedemez ve engelli olduğu için emekli olamaz. Yeni tasarının değiştirilmesi bu kısıtlamanın kaldırılmasını hedefliyor. Yani herhangi bir emekli seçimine göre hak sahibi olduğu diğer herhangi bir emekliliğe geçebilecek. Bu durumda emekli başvurusu en geç 10 iş günü içinde değerlendirilecek ve başka bir emekli maaşı türüne aktarılacak ve emekli maaşı hesaplanarak belirlenecektir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aksu bölgesindeki ekilebilir arazileri su arzını iyileştirmek için ek tedbirler görme amaçlı serencam imzaladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aksu bölgesindeki ekilebilir arazileri su arzını iyileştirmek için ek tedbirler görme amaçlı serencam imzaladı. Şöyle ki, serencamda Aksu bölgesindeki ekilebilir arazilerin su arzını iyileştirmek amaçlı Gazanak kanalının yeniden inşası için Azerbaycan 2020 devlet bütçesinde devlet sermaye yatırımı için fon dağılımı 1.8.21 alt maddesinde belirlenen miktarın 3'ü Azerbaycan Erime ve Su Kaynakları Açık Anonim Şirketi'ne 3 milyon manat tahsis edilmesi belirtildi. Yarından itibaren 1 milimetre ve daha az bir hacme sahip plastik insülin şırıngaları ithalat vergilerinden muaf tutulacaktır. 17 Nisan 2020 tarihli Bakanlar Kurulu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Nominasyonu'nda yapılan değişikliklere göre ithalat gümrük vergisi oranları ve ihracat gümrük vergisi oranları yarından başlayacak karara göre 2 milimetre veya daha az bir hacme sahip plastik şırınga başına 2 sent, 2 milimetreden fazla ancak 5 milimetreden fazla bir hacme sahip olmayan her bir plastik şırınga için 25 sent ancak 10 milimetreyi geçmeyen her plastik şırınga parçası için 3 sent, 10 milimetreden fazla ancak 20 milimetreden fazla olmayan her plastik şırınga parçası için 4 sent, diğer plastik şırıngaların her bir parçası için 4 sent ithalat gümrük vergisi olarak belirlendi. Yapılan karar 31 Aralık 2022'ye kadar geçerlidir.
Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.